Teknoshop'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para madenciliğine dair bazı bilgileri paylaşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde de kripto paralara olan ilgi bir hayli fazla. Hatta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette, yayınlanan bir araştırmada kripto para varlığına dair bir ibare vardı. Burada kripto paralara en fazla sahip olan ülkeler, kripto para yatırımının en fazla olduğu ülkeler sıralanmıştı ve burada Türkiye bir numaraydı arkadaşlar. Yani dünya geneline baktığımızda en çok kripto paraya sahip olan ülkenin şu anda Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Peki kripto para madenciliği Türkiye'de ne durumda? Halihazırda arkadaşlar biliyorsunuz kripto para madenciliği deyince pek çok coin akla geliyor. Ama genelde Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapılıyordu. Bitcoin için zaten ezik makineler vardı. Yani onun tamamen farklı bir madencilik türevi vardı. Yani Bitcoin madenciliği tamamen farklı bir kulvardaydı. Bunun yanında bir de Ethereum madenciliği vardı arkadaşlar. Ethereum madenciliği de yine ekran kartlarıyla yapılıyordu. Zaten Ethereum madenciliği yüzünden ekran kartlarına olan talep çok fazla arttığı için kart fiyatları bir anda uçmuştu. Ve ikinci el kartların fiyatları bile belli seviyelerin üzerine çıkmıştı. Bir de bunun yanında sıfır kart bulmak da imkansız bir hale gelmişti arkadaşlar. Peki ne oldu? Biliyorsunuz 2 sene önce Ethereum 2.0'a geçileceğine dair bir söz verilmişti ve bu söz için oldukça erken bir tarih dile getirilmişti. 2020'nin sonlarına doğru Ethereum 2.0'a geçeceği, madenciliğin biteceği söyleniyordu. Bu tarih daha sonradan 2021 Ağustos oldu, Kasım oldu, Aralık oldu derken 2022 yılının Eylül ayında Ethereum madenciliği tamamen sona erdi arkadaşlar. Ethereum madenciliğinin sona ermesiyle birlikte pek çok kişi diğer coinlere geçiş yaptı. Bu geçiş zorlukları arttırdı. Zorlukları arttırdığı gibi kripto para piyasasının da adeta içinden geçti. Halihazırda biz bu videoyu çekerken arkadaşlar Ethereum büyük bir düşüş yaşamış durumda ki bu merge güncellemesinden önce, yani Ethereum 2.0'a geçilmesinden, birleşmeden önce Ethereum fiyatı 1700 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda ise 1300 dolarda olduğunu görüyoruz. Yine Bitcoin 20.000 doların altında, 19.215 dolarda. Burada dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim coinlerden birisi benim Raven coin arkadaşlar ki Ethereum'dan sonra en çok kayma Raven coin'e doğru yaşandı. Raven coin'in fiyatı bir ara 0.07 dolara kadar çıkmıştı. Fakat şimdi bakıyorum halihazırda biz bu videoyu çekerken 0.04 dolara kadar gerilemiş durumda. Şu anda hatta pek çok coin'de yeşil çizgi hakimken Raven coin'de yine kırmızı bir mum söz konusu. Şu oldu arkadaşlar. Ethereum kapanınca herkes hesabını yaptı. Elindeki ekran kartına göre en çok getiri getiren coin'e geçmeye çalıştı. Fakat ne oldu? Sürpriz. Coin'ler düştü. Zorluklar felaket derecede arttı. Sadece Ethereum Classic'te 10 dakika içerisinde, bakın 10 dakika içerisinde zorluk seviyesi %30 düzeyinde arttı. Böyle olunca ne oldu? Pek çok coin zarar yazmaya başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde elektriğe %15-120 civarında bir zam gelmişti. Bu zamdan sonra hani Ethereum'dan sonra hangi coin kurtarır diye düşünüyordu açıkçası madenciler. O günün hesaplamalarıyla tabi Ethereum'da 10 milyondan fazla kart olduğu söyleniyor. Bu kartlar daha diğer coinlere geçmeden, zorluklar makul seviyelerdeyken herkes hesabını yaptı. Aa, evet beni şu coin de kurtarıyor. Ha, Raven coin katsam ben yine kazanıyorum dedi. Fakat ne oldu? 10 milyon kart birden diğer coinlere geçince tabii ki coinlerdeki kazım seviyeleri, kazımların zorluk seviyeleri arttı ve bu yüzden pek çok coin'deki kazanç dibi gördü arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Pek çok kişi şu anda fişi çekmiş durumda. Yani çoğu kişi artık kartlarını, riglerini çalıştırmıyor. Çünkü şu anda x4, x5 yani 4'te 1, 5'te 1 oranında zarar yazıyorlar arkadaşlar. Atıyorum bir riginiz var. Bu rigin getirdiği elektrik faturası 1000 lira. Sizin kazancınız ise 200-250 lira seviyelerinde kalıyor. Dolayısıyla şu anda ekran kartı madenciliğinin büyük oranda bittiğini söyleyebiliriz. Halihazırda çatallanmalar vesaire var Ethereum'da ama ben onların da pek fazla bu madencilik olayını kurtaracağını sanmıyorum. Ne olur ancak Ethereum tekrardan POW moduna döner. O zaman belki bir şeyler olabilir. Lakin bu da biraz güç görünüyor, zor görünüyor. Dolayısıyla artık ekran kartı madenciliğinin bittiğini söyleyebiliriz. Ki biz bunu çok öncesinde söylemiştik. O zamanki videolarım var. Açın bakın isterseniz. Herkes dalga geçmişti. İşte madencilik bitmeyecek. Senin sayende biz ekran kartlarını ucuz alıyoruz. Şöyleydi böyleydi ama gelin görün ki bugün geldiğimiz noktada sahibinden de ekran kartı ilanları patlamış durumda arkadaşlar. Şu anda 2 ay önce 5-6 bin lira istenen kartlara 3 bin lira isteniyor. Yani yarı fiyatına kadar düşmüş durumda. Biraz daha bekleyin. Daha fazla düşecek. Çünkü kartlar insanların elinde durdukça
bunları olan fiyatlardan satmaya başlayacaklar. Şu anda herkes bir umut, belki Ethereum artar, Ethereum Classic de onunla paralel olarak artar, tekrardan madenciliğe başlarız diye bekliyor. Ama piyasanın da kısa sürede toparlanması çok mümkün değil. Dolayısıyla ekran kartı alma gibi bir düşünceniz varsa ben sizi biraz daha beklemenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çok kısa bir süre sonra, 1-2 ay sonra, çok uzun değil, 1-2 ay sonra şimdiki fiyatların bile altına ekran kartı almanız mümkün olacak. Eğer bu konular hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.